Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Enlemik yayınlarının Teta serisi kimya soru çözümleriyle devam edeceğiz. Evet 15. soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Nötr X atomunun temel haldeki elektron dizilme orbital şeması şeklindedir. Buna göre X atomu ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur diyor. Bakın birincisi küresel simetriktir. Küresel simetrik neydi? E, son olanların tam dolu ya da yarı dolu olması. Bakın bu tam bunlar da yarı dolu olduğu için küresel simetri olduğunu söyleriz. Zaten S1, S2 olanlar, işte P3, P6 olanlar, D5, D10 olanlar küresel simetri olduklarından bahsedebiliriz. Atom numarası 23'tür diyor. Bakın şuraya kadar 10, 20, 25 olduğunu Buradan yakalamış olduk. O yüzden 2 numara yanlış. Dördüncü periyot evet senin öndeki en büyük sayı bize her zaman periyodunu verir. O yüzden dördüncü periyot üstlerin toplamı bakın 2, 5 daha 7. D ile bittiği için de 7B grubudur. O yüzden doğru. Açısal momentum kuantum sayısı yani L'si 0 olan e, elektron sayısı 13'tür diyor. Bakın L'si 0 yani hangisinden bahsediyor? Bize S orbitallerinden bahsediyor. S orbitaline baktığımızda 2, 2, 2, 2. Burada e, toplamda 2, 4, 6, 8 tane olduğunu gördük. 13 yanlış oldu. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 16. soruya baktığımızda bize 3 tane bileşikle ilgili hangisi doğrudur diyor. Bakın birincisinde bileşiğinin nikelin yükseltgenme basamağı. Şimdi burada Şöyle çapraz yukarı attığımızda buraya eksi 2, buraya artı 3 şeklinde yazılır. E birincisi artı 3'tür. Bu doğru. İkincisinde bakın bu eksi 2, bu artı 2'dir. Evet yükseltgenme basamağı artı 2'dir. Bu da doğru. Diğerinde bu eksi 1, bu artı 2 gelir ki flor elektronegatifliği çok yüksek olduğu için sadece eksi 1 değerlik alır. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2'dir diyor. O yüzden bu da yanlış geldi. Bundan dolayı cevabımız 5 olmuş oldu arkadaşlar. 17. Soruya baktığımızda, aşağıda periyodik tablodaki yerleri farklı verilen X, Y, Z ve T elementleri atomları ile ilgili yargılardan hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Birincisi, iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi nedir arkadaşlar? Bir elektron kopartmak için gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron kopartmak için gerekli olan enerjiye denilmektedir şeklinde bir açıklama yapılır. Ve sağa doğru ve yukarı doğru artar. Burada unutmayalım ki 2a büyük 3a'dır. Bir de 5a büyüktür. 6a'yı sakın unutmayacağız. Şimdi birincisine baktım. Bakın 4, 5, 6, pardon 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. Burada hani 5 ile 6'yı karıştırmamanız için özellikle yazdım. O yüzden Z büyüktür T'den ki burada en büyük Z geldi bize T dediği için birincisi yanlış oldu. Elektron ilgisi dediğimizde bakın elektron ilgisi de e, gaz halindeki nötr bir atoma bir elektron eklenmesi sırasında açığa çıkan enerjiye denilmektedir ve e, yukarıya doğru ve sağa doğru artarken, burada istisnai olarak flor, klor, brom ve iyot zaten 7 ayı vermiş bize. İstisnai olarak en büyük olan klordur. O yüzden en büyük olan Y demesi gerekiyordu. Burada X dediği için ikincisi de yanlış. Metalik özelliği en fazla olan T'dir diyor. Bakın metalik özellik periyot cetvelde sola ve aşağıya doğru artacaktır. O yüzden en büyük olan T bu doğrudur. Yanlışı sorduğu için sakın gidip yalnız üç işaretlemeyin. 1 ve 2 dememiz gerekiyor. 18. soruyla devam ediyoruz. Gerçek gazların idealliğe yaklaşması ancak düşük basınçlarda gerçekleşir. Basınç arttıkça gazların yoğunlukları artar. Moleküller birbirlerine yaklaşır. Molekül kütlesi arttıkça moleküller arasındaki çekimler artar ve gaz ideallikten daha çok sapar. Farklı gazların PV bölü RT oranlarının basınçla değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Bu grafiğe baktığımızda PV bölü RT'nin basınçla ilişkisine bakıyoruz burada bize 3 tane sapma olayından bahsediyor. Ki burada en çok sapan en çok sapma nerede görülüyor? Bakın en çok 3 sapmış, sonra 2, sonra da 1. Şuradaki cümleyi tekrar okuyorum. Bakın molekül kütlesi arttıkça moleküller arası çekim kuvveti artar şeklinde söyledi bize. Buna göre hani en çok sapan 3 numara molekül kütlesi en büyük olan kim vermiş? CO2 var. O zaman bu CO2'ye ait. Sonra O2, sonra da H2 şeklinde olacaktır. O yüzden 1 numara H2, sonra O2, sonra CO2 ile cevabımız E şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 19. soruya baktığımızda X ve Y saf sıvıların oluşturduğu ideal bir çözeltinin 25 santigrat derece sıvı buhar basıncına karşı A milimetre civadır şeklinde vermiş. Çözeltideki x sıvısının mol kesri 2 bölü 3 olduğuna göre çözeltinin 25 santigrat derecedeki buhar basıncı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birincisi mol kesri ne demektir? x x n x bölü n toplam yani n x bölü n x artı n y şeklinde kendi mol sayısı bölü toplam mol sayısı ki x için bakın n x ve N'ye şöyle yazdığımızda eğer bu sonuç 2 bölü 3 ise bunun molüne 2 dediğimizde diğerinin molüne 1 dersek bakın bunun mol kesri 2 bölü 3, bununki de 1 bölü 3 şeklinde bulunacaktır. Peki buhar basıncı nasıl bulunur? Ee, burada P'ye çarpı xy artı px çarpı xx ile toplam olanı bulacağız. py'yi ne vermiş arkadaşlar? Bakın y sıvısının buhar basıncı 600 çarpı 1 bölü 3. Artı px'i ne vermiş? Bakın x çizgisinde 300 diye buluyoruz. 300 çarpı 2 bölü 3 yaptık. Bunu 3'e böldüğümüzde burada... 200 artı. Bunu 3'e bölersem 102 ile çarptığımda 200 geldi. Toplam basıncı 400 şeklinde bulduk. Bundan dolayı da cevabımız B şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 20. soruda saf bir X katısının çözünürlüğünün sıcaklıkla değişim grafiği aşağıda verilmiş. Bakın çözünürlüğü 100 gram suda kaç gram olduğunu ve sıcaklığın santigrat derecesinden endotermik bir şekilde vermiş. 30 derecedeki 270 gram doygun X çözeltisi. Bakın 30 derecede ne çözüyor? %35 çözüyor. Bakın %35 135. Bu nedir? Burası çözen. Burası çözünen. Burası ise çözelti. Peki bize kaç vermiş? 270 gram doygun x çözeltisi. O zaman götürüp bu 270'i yazdık. 2 katı olduğu için bakın 2 katı 70, 2 katı 200. Yani benim elimde 200 gram su var. 70 gram çözünen var. Toplamda da 270 olduğunu belirttik. 50 dereceye ısıtıldığında çözeltideki suyun kütlesi %20 buharlaştırılırsa bakın 50'ye ısıttığımızda normalde %50-150 şeklinde yazacağız. Burası kaçtı? 30 santigrat derece için. Burası da 50 santigrat derece. Suyun %20'sini buharlaştır diyor. Yani 200'ün %20'si ne yapar? %20'si buharlaşırsa 200'de 40'ı buharlaşır ve benim elimde 160 gram suyum kalır. Getirdim 160'ı buraya yazdım. Bakın %50 ise 160'da ne olması gerekiyor? 80'e 240 diye yazdık. Diyor ki buna göre çözelti 50 derecede yeniden doygun hale getirmek için en az kaç gram ilk tuzu eklenmelidir? Benim yukarıda ne kadar var? 70 vardı. Peki şimdi ne kadar olması lazım? 80. O zaman ne kadar eklemem gerektiğini buldum. 10 gram eklemem gerektiğini buldum. Bu şekilde de 20. soru A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 21. soruya baktığımızda CO2, H2O ve C2H2 bileşiklerinin birer mollerinin oluşum tepkimeleri ve standart molar oluşum entalpileri aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkimesinin standart entalpi değişimi kaç kJ'dir? Şimdi burada ne soruyor bize? bildiğim bir HES sorusu gibi çözebilirsiniz arkadaşlar bunu. Yani nasıl çözeceğiz? Hocam tepkime de CO2 burada iki tane. Benim burada bir tane olduğu için ben bunu 2 ile çarpıyorum. 2 tane C artı 2 tane O2'den 2 tane CO2 burası da delta H ne gelecek? Eksi 394'ü 2 ile çarptığında 600 788 şeklinde yazmış oluruz. Peki İkincisine baktım h2 sıvısı bir tane burada da bir tane o zaman aynısını yazıyorum. H2 artı 1 bölü 2 O2'den H2O şeklinde yazdık. Bu da eksi 286 diye yazıldı. Diğerini ters çevirmem gerekiyor. Çünkü C2H2 burada bunda ise bu tarafta da. O yüzden ters çevirdiğim için bakın C2H2 ok işaretiyle 2 tane C artı H2 yazdık. Bu da eksi 226 şeklinde belirtildi. Şimdi bu üçünü topluyorum. Bakın iki tane C, iki tane C'yi götürdü. H2, h 2 götürdü. C2, H2 artı 2. 1 bölü 2 daha ne yaptı? 5 bölü 2 O2'den 2 tane C2 artı H2 o yazmış olduk. Burayı topladığımızda bakın 6, 6, 12, 8 daha 0, Burası 16, 2, 2 de elde vardı 0, 13 şeklinde gelmiş oldu. Bundan dolayı da hani entalpi değişimi kaç kilojüldür? Eksi. Hani ne kadar açığa çıkmış deseydi cevap B olacaktı. Ancak kaçtır diye sorduğu için cevap E gelmiş oldu arkadaşlar. 22. soruda x artı y'den z şeklinde bir tepkime var. Tepkimesi dengedeyken tepkime kabının hacmi sabit sıcaklıkta yarıya düşürülüyor. Bakın hacim yarıya düşürülür ise ne olur? Şimdi hacim yarıya düşürüldüğünde grafiksel olarak bakalım. Bir grafiğimizde maddelerin hepsinin derişimi artacaktır. Burada bunu x için çizelim. Bir tane de z için çiziyorum bakın. Bunun da arttı. E, şurada çizmişken şuraya da y'yi çizelim bari. Bu da y. Bununki de artmış oldu. Yani hepsinin arttığını belirttik. Sonra ne olacak? Grafiğin devamında Kabın hacmi azaldığı için sayı olarak az olan tarafa bakın. Burası 2, burası 1. O zaman tepkime sağa doğru gitmesi lazım. Yani ürünlere doğru. O zaman X'in derişimi ve Y'nin derişimi azalırken ki başlangıca göre fazla Z'nin derişimi iyice artacaktır. Ama denge sabitini etkileyen tek şey sıcaklık olduğu için ve burada sıcaklık değişmediğinden dolayı Birincisi KC değişmeyecektir arkadaşlar. Bunu sildim. Bunu da sildim. Bunu da sildim. Peki Y gazının derişimi. Bakın Y gazının derişimi başlangıca göre arttı. Sonra azaldı ama yine yüksektedir. O yüzden artarı işaretlememiz lazım. Z gazının kısmi basıncı bir hacim azaldı. iki tepkime sağa gittiği için her türlü arttığını belirttik. Bundan dolayı cevabımız C gelmiş oldu arkadaşlar. 23. soruda bir kimyasal tepkimenin hızı tepkime girenler veya ürünlerin derişimlerinin birim zamandaki değişimleri cinsinden ifade edilmektedir. Buna göre grafik ile gösterilen bir tepkimenin hız eşitliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi tepkimeye girenler kim? NH3 tepkime de oluşuyor. Tepkimeye giren N2 ve H2 girerken NH3'ün oluştuğunu belirtiyoruz. Burada ne kadar n2 girmiş? 0,4. Ne kadar h2 girmiş? 1,2. Ne kadar nh3 oluşmuş? 0,8. Oranladığımızda ya da sadeleştirdiğimizde bu 1, bu 3, bu da 2'dir. Bunun hız tepkimesi şeklinde, hız denklemi şeklinde yazarsak kat sayıları paydaya, girenlerde eksi, üründe artıyı yazmamız lazım. Bakın h2 3'e bölmüş ve eksi. N2 1'e bölmüş ve eksi. Şurada bir eşittir işaret olmalı. Bu da 2'ye bölmüş ve artı olduğu için cevabımız A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 24. soruda zayıf bir monoprotik asitin 0,1 molarlık 100 ml çözeltisinin sabit sıcaklıkta 900 ml saf su ekleniyor. Bu soruda hemen M1V1, M2V2 şeklinde yapılabilir. Bakın 0,1 çarpı 0,1 eşittir. M2 çarpı 9 eklediğimizde 1 litre yaptı. E o zaman M2 10 üzeri eksi 2 gelmiş oldu. Yani 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi 2'ye gitti. E, Asitin iyonlaşma yüzdesi bir kere su eklediğim için iyonlaşma yüzdesi artacaktır. Buna göre niceliklerden hangileri artar diyor bir de. E, çözeltinin pH'i bakın eğer Zayıf diyor. Zayıf olduğuna göre şurada 7, 14, 0 buralardaydı. E buna su eklediğimize göre ne yaptık? Bunu seyrettik. Daha yukarı çıktı. O yüzden pH değeri artar. E asitin asitlik sabitini etkileyen yani büyük K'yı etkileyen tek şey sıcaklıktır. E burada da sıcaklık değişmediği için değişmedi. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 25. soruda elektrokimyasal bir pilin anot yarı hücresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğunu söylüyor. Anot yarı pilinde normalde ne gerçekleşir arkadaşlar? Şöyle bir çubuğumuz var. Bir de şurada tuz köprüsü bulunmaktadır. Bu da şöyle gidiyor. Şurası da kabımız. Burada bir aşınma olacak, değil mi? Mesela X x artı 1'e gidecek ve bir elektronu dışarı verecek. Elektrolit çözeltisinde katyon derişimi zamanla artar. Evet çünkü sürekli x artılara doğru bir gidiş olacak. Elektrodun işareti negatiftir. Evet anyon kısmı olduğu için Doğru, anot kısmı. Yükseltgenme gerçekleşir, evet. X sıfırdan artı bire yükseltgendiğini gösterdik. Pil çalışırken elektrolit çözeltisindeki negatif yük miktarı azalır. Bakın, burada katyon yani artılar artıyor. Negatifte herhangi bir değişim bulunmadı, o yüzden yanlış. Elektrodun kütlesi zamanla azalır çünkü aşınma var. Şu şekilde zamanla bir azalma olacaktır. Bu da doğru. Cevabımız şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 26. soruya baktığımızda yine bir elektrokimya sorusu. Burada ilk yazılanın hatırlarsanız anot, ikinci yazılanın her daim katot olduğu. Anot tepkimesinde F'den F artı 2'ye katot tepkimesinde de bakın AG artılardan AG'lere gittiğini şu iki bu bir olduğu için bu tepkime de bunun ile çarpılması gerektiğini söylemiş oluyoruz ve yani demir ve gümüş elektrolit kimyasal pilinin şematik gösterimi yukarıda verilmiştir. Buna göre anottaki metalin 0,2 mol yükseltgenme yani şuna 0,2 olduğunu belirtiyor. E, katotta kaç gram metal birikir? Bu da 0,4 gelir. Çünkü kat sayısı 1'de 0,2 ise 2'de 0,4 olduğunu belirttik. E, 1 molü 108 ise 0,4'ü kaçtır dediğimizde 4 ile çarptığımızda 432 gelir. 1 virgül kaydırırsak 43 virgül 2 şeklinde bulmamız gerekecektir. 27. soruda yapı formülü yani açık formül ve basit formülü ya da kaba formülünü bize vermiş. Yukarıda yapı formülleri verilen bileşiklerden hangilerinin basit formülleri doğru olarak verilmiştir diyor. Bakın yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 yani C5. Bir kere bu bir alken olduğu için C5 H10'dur. E zaten bunun da basit formülü bu şekilde gelir. Yani sadeleştirdiğimizde CH2. İkincisine baktığımda 1 2 3 4 5 tane var. Yani C5H12'dir çünkü bir alkan'dır, düz zincirli. E o zaman ne olacak bu düz zincirli bir alkansa? Sadeleştirme olmayacaktır. O yüzden bu da doğru. 1 2 3 4 C4. Bakın bu bir karboksil asittir. C4H yani CnH2n şeklindedir. 3 6 7 8 ki 2N O2 şeklinde. Bunu da 2'ye böldüğümüzde C2H4O'dur. Bu da doğru gelmiş oldu. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet endemik TETA-AYT denemesinin kimya soru çözümlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. AYT denemeleriyle ve soru çözümleriyle devam edilecek. Görüşürüz arkadaşlar.